İddialar arasında Sayın Anna Noktar'ın A9 televizyonunda yayınlanan bir programda Fethullah Gülen'i övdüğünden bahsedilmektedir. O dönem Fethullah Gülen'in kanuna aykırı eylemlerinin henüz bilinmediği bir dönemdir. Şu an hükümette bulunan hemen hemen herkes de o dönemde Fethullah Gülen hakkında olumlu ve övücü konuşmalar yapmışlardır. Kaldı ki o yayında Sayın Anna Noktar Fethullah Gülen'i övmemekte, sadece kendisine iletilen bir selamı aldığını ifade etmektedir. Ayrıca siyasiler olsun, basın mensupları olsun, hiç kimsenin Fethullah Gülen ve örgütü hakkında olumsuz bir yorum yapmadığı o dönemde Sayın Anna Noktar ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ilişkin risk oluşturan bazı yayınları nedeniyle Fethullah Gülen ve ona bağlı yayın organlarını birçok konuşmasında oldukça sert bir üslupla eleştirmiştir. Sayın Anna Noktar'ın FETÖ'nün asıl yüzünün ortaya çıktığı 17-25 Aralık komplosu ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapmış olduğu yayınlarda ise Fethullah Gülen'i, FETÖ örgütünü ve eylemlerini ne şekilde lanetlediği tüm kamuoyunca bilinmektedir. Ayrıca 15 Temmuz gecesi FETÖ ve bağlantılar tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi esnasında birçok TV kanalı ile birlikte bugün hükümete şirin gözükmeye çalışan birçok kişi ortalıkta görünmezken Sayın Anna Noktar A9 televizyonunda yapmış olduğu canlı yayın programında darbeyi ilk dakikalarından itibaren karşı durmuş ve meşru hükümetin yanında yer aldığını açıkça ifade etmiştir. Bu durum RTÜK'ün 15 Temmuz gecesi yayın yapan televizyon kanallarının yayın politikaları hakkında hazırlamış olduğu rapor ile de sabittir. Sayın Anna Noktar o gece sabaha kadar yapmış olduğu yayın ile darbenin geçersizliğini en başından ilan ederek darbenin bertaraf edilmesinde etkin rol oynamıştır. Dolayısıyla Sayın Anna Noktar ve arkadaşları ile FETÖ arasında bir bağ ya da bir benzerlik olduğu iddiasında bulunmak en hafif tabiriyle münasebetsizliktir.